Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi kanalın ikinci röportaj videosu oluyor. Yanımızda bugün Atakan var. Arkadaşlar merhaba. Yanımızda bugün Atakan var. Atakan'ın neyi var? Seat Leon'u var. Seat Leon MK3. Evet. 2018 model. Excellence paket. Makyajlı kasa diye geçiyor. Bunlar 3.5 olarak geçmesi lazım abi, yanlış anlamıyorsam. Yani arkadaşlar hani o sarı sitede vesaire de gördüğünüz dolular dolusu FR'lar falan yazıyor ya. Öyle bir dünya yok. FR'ın da dolusu var. Nedir FR'ın dolusu? Excellence paket. Atakan hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk abi. Sağ ol. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Çok şükür kardeşim. Biz de iyiyiz. Focus videosunu sen izlemedin çünkü daha yayınlanmadı. Evet. Bugün günlerden 16 Ağustos Çarşamba arkadaşlar. Hava gayet sıcak. Yanıyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Sıcak yok da nem var biraz. Nem yani. Abi. Aşırı terletiyiz. Yani mahvediyor. Focus videosunu izleyeceksiniz zaten. Bu Focus videosundan sonraki hafta yüklenecek. Ne yapacağız? Yani ne yaptık? Birinci partta gördüğünüz gibi Atakan'ın arabasını inceledik. Araya zaten detayları vesaireleri koyarız biz konuşurken. Aynı Focus videosundaki gibi sürüş videolarını falan filan. Sürüş videosu çekmiyorsun demiştiniz. Sürüş videosu çekiyoruz artık. Takipçilerimizden Yahya Kemal Uzun diye bir takipçimiz bir yorum yapmıştı bize. Demişti ki Seat Leon çeker misin? Ben de kendisine demiştim ki hangi kasasını istersiniz? MK4 olur demişti. Biz MK4'ü bulamadık ama MK4'ten daha yakışıklısını, daha güzelini bulduk. MK3.5 değil mi? Evet, 3.5 abi. Atakan da aynı benim gibi farklı bir firmada çalışıyor. Araç kiralama sektöründe çalışıyorum ben, evet. De Atakan da. Hani bunu ilk kez burada açıklıyorum ama araç kiralama firmasında çalışıyorum ben. Atakan da araç kiralama firmasında çalışıyor. Atakan'ın hani Allah tekene taş değdirmesin. Kazasız belasız kullanmaya nasip etsin. Çok güzel tamam bir aracı abi, var. Sağ ol. Aracı zaten inceledik. Araç muhteşem bir araç. Hani bebek gibi bir araba. Ben beyaz rengine zaten bayılıyorum bunun. Evet abi, hoş. Hani piyasada işte en dolusu FR kardeşim. FR'dan daha dolusu yok kardeşim dediler. Bana çok geldi abi öyle soru. Yani ne zaman görseler abi bu FR paket mi? Yani yok kardeşim, Excellence diyorum, hani bu daha üstün diyorum. Herkes yani Leon'un en fullünü FR sanıyor abi. Aslında bir üstü daha var ama çok piyasada yok. Excellence paket. Ya aslında ben hani böyle piyasada olmayan şeyleri incelemeye, bakmayı, kullanmayı çok severim Atakan. Niye diyecek olursan. Abi zaten o herkesin altında, herkesin bildiği bir şey. Evet öyle abi. Senin en azından onlara bazı konularda artın, bazı konularda eksin oluyor. Bunun sebebi ne? Çünkü bilmiyorlar. Doğru abi. Hani bizim milletimiz de insanımız, hani kötülemek için söylemiyorum yanlış anlamayın. Kendi bildiğinin en doğru olduğunu savunmakta üstüne yok. Öyle abi. Muhteşem derecede bilirler. Hani bizim sektörün en büyük sıkıntılarından biri şudur arkadaşlar. Araç kiralama sektörünün muadil muhabbeti. Evet. Muadil muhabbeti. Kabul etmiyorlar abi çoğunlukla farklı araç. Arkadaşlar şimdi baktığınız zaman arabadan anlayan çoğu insan bilir ki Opel Crossland'la Peugeot 2008, ondan sonra başka neydi? Ne vardı o klasta, o segmentte? Opel Mokka. Mokka var abi. Crossland, bir de 2008 var galiba. Bunlar muadil araçlar. Veya Citroen C3 Aircross. C3 var, doğru. C3 Aircross. Bunlar da muadil araçlar. Abi adam tutturuyor. Yok diyor. Ben diyor Opel şey istiyorum, Crossland istiyorum diyor. Ya abicim diyorsun, aynısı yok diyor, kabul etmiyor. İnsan yani o gözle bakmıyorlar abi. Aslında motoruna kadar, ne bileyim, yakıtına kadar aynı şekilde. Ama insanlara kalırsa hani kasa tipinden midir artık nedir? Ya keza baktığın zaman kardeşim hani önceden PSA'ydı, şimdi Stellantis oldu grubun adı. Opel de zaten Peugeot Citroen. Birleştiler, evet abi. Zaten çoğu ticarileri hep birbirine benzemeye başladı artık. Aynen öyle. Mesela bu şeyler, ne, Opel kombolar. Peugeot Rifter'lar falan filan, bildiğin aynısı. Aynı. İçine kadar aynı abi. Hani aralarında farklı bir kediyle şey var diyorduk. Fiat var diyorduk. Doblo var diyorduk. Doblo da artık onlara benzemeye başladı. O Opel Zafira mesela. Citroen neydi abi? Citroen Spectre. Ondan sonra Peugeot Traveller. Aynı. Hiçbir fark yok. Aynı abi. Herhangi bir farklılık yok kardeşim artık.
içi dışı her şey aynı ya. Farına varana kadar sadece amblem değişiyor abi. Başka bir şey yok. O segmentte de şu an ne farklı kaldı? Bir Vito farklı. Bir Ford'lar var galiba. Ford'lar var. Ondan sonra şeyler var bir de. Renault Trafikler var. Trafikler var aynen abi. Bir de Hyundai Staryalar falan filan var. Bir onlar farklı kaldı. Onun dışında zaten hepsi birleşti. Aynı oldu. Amblem farkı var. Başka bir şey yok. Neyse çok daldı muhabbet. Atakan, araban çok güzel kardeşim. Allah kazası belası kullanmayı nasip etsin tekrardan. Arabanı seviyor musun abi? Abi arabamı çok seviyorum yani nasıl olarak. Hem yakıt konusunda beni üzmüyor. Hem böyle bir yere gittiğim zaman yani dikkat çekici de bir araç. Güzel bir araç. O bakımdan beni hiç şey mahcup etmedi diyebilirim yani. Çok keyifli kullandığım bir araba. Ya, bu arabanın şöyle bir eksi yönü var. Nedir abi bu aracın eksi yönü? Piyasada çok affedersin, çok özür dileyerek söylüyorum. Genelde serseri arabası olarak bilinen evet, araba. Evet doğru abi. Neden? Bu da FR'dan kaynaklı bir şey abi. Aynen öyle abi. Çok var abi ya. Yani yok diyemem. Özellikle böyle hani Leon gördün mü yani çoğu ya makas atıyordur abi ya hız yapıyordur yani çoğunluğu böyle. Ya bugün zaten bir Teme E5'e veya Kuzey Marmara'ya çıktın mı ben Leon gördüm mü otomatikman sağ şeride geçiyorum. Aynen öyle abi. Ha tamam, gerçekten hakkını veren bir araba. Bugünkü aracımız dizel, ben zaten dizel arabalara bayılıyorum. Hani hastasıyım dizel arabanın. Benzin çok sevmiyorum açık konuşmak gerekirse. Sende bir de Peugeot 308 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet abi 308 var, o araç da dizel. 1.6 otomatik şanzımanı da yarı otomatik diyelim. O kafa atan cinstendi galiba. Kafa atan cinsten abi. 2010 model olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ya onun da neyinden memnun değilim. Bir şanzımanı işte yani vites atarken özellikle 1 ile 2. vites arası bayağı bir hissettiriyor abi. Ama onun konusunda yani yakıt olarak bundan daha az yakan bir araba öyle söyleyeyim. Ya yakıt konusunda zaten o yarı otomatikler mükemmel. Keza Dacia Sandero'nun da şeyleri vardı, bu eski kasaları vardı. İzar şanzımanı. Yarı otomatik evet abi. Abi araba şehir içinde kullandığı zaman hani böyle seni kanser eden berbat bir araba. Aynı şekilde senin o 308'in bir alt şeyi olan, alt segment olan 208. Onlar da mesela baktığında çok tatlı arabalar ama o şanzıman muhabbetinden insanı bitiriyorlar. Bitiriyor abi ya. Yani performans beklemeyeceksin ama şey olarak mesela masrafı daha ucuz abi. Hani bir yere gittiğin zaman mesela sanayiye girdiğin zaman bu arabanın şanzımanı bozulsa sallıyorum şu an avaki bir rakam vereceğim. 20 binse o araba 10 bine çıkabiliyor abi. Öyle de bir şey var yani. Ya ki zaten DSG şanzıman. DSG şanzıman da bilmeyen yoktur. Çok güzel şanzımandır. Kaymak gibi gider. Aynen hani öyle. Sarsıntı, vuruntu falan filan yapmaz ta ki bozulana kadar. Bozduktan sonra da toplanması artık şansa kalmış bir şey abi yani. Aynen öyle. Bozulduktan sonra da Allah yardımcınız olsun. Hani inşallah senin araba da patlamaz. İnşallah. Şu an bir belirti yok ama inşallah abi öyle bir şey yaşamaydı. Hani vites geçişleri falan filan çok güzel bu arada. Çok uzun değil. Kısa mesafe kullandım ama araç gerçekten diri bir araç, güzel bir araç arkadaşlar. Hani normalde Focus videosunda Furkan arabayı satacaktı. Biz öyle çekmiştik. Sen arabayı satma gibi derdin yok. Yok abi şu an öyle bir düşüncem yok. Ben alalı yaklaşık 1,5 sene oldu yani. Memnunum aracımdan. Çok şükür bana herhangi bir büyük bir arızası da çıkmadı. Yani daha doğrusu arıza çıkartmadı. O yüzden seviyorum aracımı. Satmaya da niyetim yok abi. Hani buradan Seat Leon kullanan arkadaşlar varsa onlar da işte sevdiği özellikleri, sevmediği özellikleri vesaireleri aşağıya yorum olarak bırakabilirler. Tabii. Senin aracında birkaç tane kronik arıza var. 3'lerinin hepsinde var zaten bu. Sanki var senin arabana has bir şey değil. Şöyle bu amblemi anladım çok bozuluyor. Bu. Aynen abi. Kamyon geliyor. Atakan çok da konuyu dağıtmadan şöyle yapalım. Şimdi sen bu arabayı full orijinal aldın. Hani üzerindeki egzozlar olsun, yoktur. Vizör olsun, aynen abi. Body kit olsun, jantlar olsun falan filan hepsi orijinal miydi? Sadece jantları orijinaldi abi. Geri kalan body kitleri falan kendim yaptırdım. Peki aşağı yukarı kaç senesinde yaptırdın? Ne kadar para harcadın? Ya yaptıralı bir 6-7 ay olmuştur abi. Hı hı. Şöyle yani toplam totalde bir fiyat verirsek galiba 5,5-6 civarı diyebiliriz. 5,5-6'ya yaptırdım. Aynen. Hani aldığında sadece jantlar vardı. Peki şu hani Leon'ların şu detayına bayılıyorum. Evet. Bu siyah çerçeveyi kendin mi yaptırdın? Üzerinde mi geldi? Şöyle onu daha 1-1,5 hafta oldu abi. Kendim yani kendim yapmadım da bir yerde yaptırdım diyelim. Hı hı. Yani benim de hoşuma gidiyordu. Birkaç Leon'da da gördüm. Tatlı duruyor yani gerçekten. Aynen abi. Karartma diye geçiyor yani stop çerçevesi diye geçiyor. Hı hı. Güzel benim de hoşuma gitti. Bir yerde de gördüm yaptırdım abi. Araçta herhangi bir ses sistemi var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Yok abi orijinal ses sistemi de gayet tatmin edici bir ses sistemi var. Bunun yani, zaten ses sistemleri mükemmel değil. Aynen abi. O yüzden yani hiç gerek duymadım. Çok güzel ses sistemi var. Basıması da bayağı iyi yani. O yüzden hiç yaptırmaya gerek duymadım. Yani bu halinden de memnunum. O yüzden hani bir tarafını da söktürmek falan da istemiyorum aracın. Araba zaten bildiğim kadarıyla full orijinal.
Bir değişenimiz var abi, iki de boyamız var. Yok yani full orijinalden kastım şey, hani iç kısmına vesaire herhangi bir yok, ekstra bir şey yaptırmadım. Ekstra bir şey yaptırmadım. İçim içi her şey orijinal abi. Dışına body kit yaptırdım dediğim gibi. Hı hı. Farklı herhangi işte spor yay olsun falan hiçbir şey yok üstünde. Orijinal yaylar duruyor. Ya sonuçta İstanbul'dayız kardeşim. Bir parça değişen, iki parça boya da sonuçta kaç yaşında araç. Aynen abi. Hani gayet normal arkadaşlar. Sonuçta bugün bayiden bile sıfır araba aldığınız zaman bir bakıyorsunuz arabanın tavanı boyalı çıkıyor vesaire. Bir iyice çoğalmaya başladı onlar. Aynen öyle vesaire oluyor vesaire oluyor. Allah'tan hani şimdi insanlar biraz akıllandı. Bayiden çıkar çıkmaz ekspertize falan götürüyorlar. Ondan dolayı biraz daha iyi oluyor. Evet abi, güvenmeyen çok var. Yani bayiden çıkar çıkmaz dediğin gibi ekspertize giden çok var. Bir de şaşırtıcı bir şekilde çıkıyor da yani. Boya değişen de çıkıyor. Ya aynen öyle. Bakıyorsun sıfır araba. Sıfır arabanın ya kapısını değiştiriyorlar ya hani tıra yüklerken, tırdan indirirken vesaire bir şey oluyor. Aynen abi. Siz de gidin, güvendiğiniz, bildiğiniz bir eksper varsa lütfen, hani sıfır araç almak hayal bir durum ama inşallah alırsanız diyelim. İnşallah. Hani videoyu beğenenler, abone olanlar inşallah Allah bunun gibi güzel bir araba almayı da nasip eder. Sıfır bir araba almayı da nasip eder diyelim. Amin abi. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Ev iş arası kullanıyorsun bildiğim kadarıyla, öyle çok. Çoğunlukla ev iş arası abi. Tahmini kaç kilometre ev iş arası git gel? Ya git gel 4 kilometre 5 kilometre diyebiliriz abi. Hani 5'ten 10 kilometre desek. Aynen öyle. Aşağı yukarı 10 kilometre. Peki aracın, bu araç dizel bir araç. Dizel. Hani en sevdiğim tarafı da AdBlue yok bu araçta. Yok abi. Ben AdBlue'ya bir türlü ısınamadım. Ben de ısınamadım çünkü yani aşırı hem arıza veriyor hem ikide bir doldur. İşte AdBlue doldurmazsan şurada stop edecek, burada stop edecek, öyle durumlar da çok var. Sıkıntı yani, sorun bence de. Aynen öyle ya, önceden hani Tofaşlarda ne bileyim Broadway'lerde falan yağ yakma durumu vardı. İnsanlar yağ eklerdi. Abi modernleştik diyoruz, hani çağ atladık diyoruz, arabalar güzelleşti diyoruz. Bakıyoruz dizel araba. Yağ yakma durumu yok, AdBlue'u yakıyor. Bu sefer AdBlue'u ekliyoruz. Aynen abi. Aslında baktığında mantık olarak 2000'li yıllardan 90'lı yıllardan pek bir farkımız da yok. Yok abi. Ya hatta ben şöyle bakıyorum. Tamam, senin arabanı tenzih ederek söylüyorum. O yıllarda üretilen arabalar şu anki arabalara göre biraz daha ruhu olan arabalar. Eski arabaların özellikle ben yani şahsen böyle hani yani durumum olsaydı ben şöyle eski kasa Mercedes'lere falan böyle yüksek motor özellikle 3000 motor 5000 motor böyle kuvvetli arabaları binmek isterdim ama abi işte Türkiye şartları yakıtıydı falan derken işte parça sorunuydu bilemiyoruz. Atakan kapanma zamanı 2020 yılında hani araç fiyatları gayet makul seviyelerdeyken kardeşim evet. Bir tane şey buldum neydi o aracın adı 500 sek buldum Mercedes 50.000 TL'ydi. Ama aracın şöyle bir 20 bin lira falan masrafı vardı. Ya abi dedim ki şimdi kapanma zamanı, hani işten çıkabiliriz, çıkartabilirler. Önümüzü göremiyoruz. Almadım. Hani almaya gerek yok diye düşündüm. Keşke alsaymışım. Vallahi bile keşke alsaymışım. Hani aracı şöyle klasik bir modifiye yaptığım zaman, hani klasik modifiyeden kastım restore. Aracı restore ettikten sonra aracı 700-800 liraya şu an değeri vardı rahat. Rahat abi ama işte yani dediğim gibi ileriyi göremedik abi ya. Ya öyle bir sorun oldu. Ya mesela ben bu aracın da alırken daha çok yükselmeyeceğini sanıyordum. Yani öyle düşünüyordum. Daha ne kadar yükselecek diyordum ama. Ya lafını kestim, özür dilerim. Çünkü mantık şuydu bir yerde Atakan. Baktığın zaman o zaman çok iyi hatırlıyorum. Hani 1 yaşında 2 yaşında pololar, dizel otomatik pololar falan. Bu Blue neydi onlar? Blue Motion. Blue Motion'lar, Haylan paketler bir de. Abi 50 bin liraydı ya. Evet abi. Hani bizde önceden kafamıza yerleştiren mantık neydi? Zaten dünyada da olan, şu an normal olan, doğrusu olan arabayı alırsın, arabanın değeri düşer. Evet. Geçtikçe. Normalde öyleydi abi. Bizim ülkede ne oluyor abi? Arabayı alıyorsun bayiden 700 bin liraya. Adam bir hafta geçiyor, üstüne bir tane seramik kaplama yapıyor. İşte ne bileyim, egzozunu yapıyor, camlara film çekiyor, bir tane jant koyuyor. Arabada 6000 kilometreyi görmeden 700 bin liraya aldığı arabayı 50 bin lira masraf yapıyor. Tutuyor, yazıyor 850 bin liraya sahibine hayırlı olsun. Yeni sahibine hayırlı olsun. Evet abi, millet de yani sıra beklemek için alan da çok var, öyle söyleyeyim. Çok özür dilerim. Geçen sene mi almıştın bu arabayı? Aşağı yukarı 1,5 sene oldu abi. Ya tam olmadı da oldu diyelim. Aşağı yukarı 2 sene diyelim. Aynen. Hani 2 sene önce ne kadar almıştın abi arabayı? Abi 425'e almıştım. 425'e aldın. Aynen. Şu an yanlış bilmiyorsam sarı sitede 1 milyondan aşağı güzeli yok. Yok abi. 1 milyon üstü yani o civarlarda. Yani şu an 700-800'e de var bu araçlardan ama. Şöyle bir alt kasası var dedim ya. Makyajlı kasaları var. Hı hı. Onlar var yani, sunroof'u var o fiyatlara.
öyle. Ya senin arabanın zaten 700-800'ü şey, hani böyle en azından bir kere ya da iki kere Azrail ile selamlaşmış. İşte ne bileyim. Tabii. Çok önemli bir hasarı olmayan fakat araç 4 takla atmış. Tavanı değişmiş. Ya şu an ben en son baktığımda 940'tan başlıyordu galiba en düşük ilanı. Yani bu paketten bahsediyorum abi. Öyle söyleyeyim yani. Ya güzel kardeşim, araban güzel. Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Başka bir şeyimiz kaldı mı soracak sorumuz? Hemen şöyle bakalım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bu arada? Şöyle. Bu arabayı bu yüzden seviyorum. Bu arabanın şu yine hastayım, bu yine hastayım. Yol tutuşu da gayet güzel bir araba. Güzel. Yanlış bilmiyorsam. Sevmediğim yönlerinden bahsedeyim abi. Bahset abi. Farları çok leke yapıyor içten özellikle abi. Yani nokta nokta lekeler, özellikle farlar açıkken bayağı belli oluyor. Yani trim sesi çok içinde. Çukurdan geçerken özellikle kışın gıcırtı çok. Yani içte aşırı derecede bir trim sesi var abi. Öyle söyleyeyim. Cam tavandan su alma mevzusu falan filan var mı bunlarda? Hiç yaşamadım abi. Şöyle bir sorun yaşadım. O da kendiliğinden düzeldi hani böyle bir yarım saat sonra falan. 2-3 kere yaşadım onu. Sunroof takılı kaldı. Mesela açıkken takılı kaldı. Kapanmadı aslında, örnek veriyorum. O da bir yarım saat falan bekledikten sonra kendi kendine düzeldi. Bu sorunu bir 2-3 kere yaşadım. Ya kendi kendine düzeliyorsa iyi. He, düzeldi abi, aynen. Düzelmezse sıkıntı. Sıkıntı abi. Düzeldi o da çok şükür yani. Şu an yaklaşık 2-3 aydır yapmıyor. Sorunun nedenini de bulamadım. İnternette falan da araştırdım. Bilen takipçilerimiz varsa, takipçi arkadaşlarımız aşağıya yazsınlar. Hani başkaları da öğrensin. Atakan da öğrenmiş olsun. Aynen abi, inşallah. Birbirimize bir çözüm bulalım arkadaşlar. Dediğim gibi abi, sonra bagaj tuşumuz var. Şu olay. Ya, bir kere yaptırdım. Kamerada yine ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şu şekil kalıyor. Bir kere yaptırdım abi, galiba içinde yay gibi bir şey var. Hı hı. Yani sürekli kopuyor, kırılıyor. Dediğim gibi o tuş arızalanıyor abi. Ben bir kere yaptırdım, sonra çok önemsememeye başladım. Hani çok rahatsız yani etmiyordu çok beni. Çok rahatsız edici bir şey değil bildiğim kadarıyla. Aynen. Sadece takılı kalıyor. Normalde aşağı bırakması gerekirken. Yay mı kırılıyor, pin mi kırılıyor, ne oluyor? Galiba yay varmış abi. Yanlış hatırlamıyorsam bir kere yaptırdım. Hı hı. Yayını değiştik dediler. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Orada yoktum o zaman. Hı hı. Öyle bir sorunu var. Başka da öyle herhangi bir problem, sıkıntı yaşamadım. Bir de şöyle bir sorunu var abi. Araba aşırı derece mazot seçiyor. Mesela ben genelde Opet'ten alıyorum mazotu. Hani zor durumda kalsam Shell'den alıyorum. Ama böyle ilk aldığım zamanlar arabayı, işte BP olsun, petrol ofisi, yani gördüğüm yerden alıyordum. Evet. Yakıt aldığım andan itibaren abi araba direkt temizlemeye geçiyor. Yani bin devir üstü çalışmaya başlıyor, öyle söyleyeyim. Bu araçlar, dizel araçlarda partikül temizleme muhabbeti. Yani farklı bir yerden yakıt alırsam bu araba direkt tıkanmaya başlıyor abi. Hani şey diyor yani, ben onu sevmedim, ben onu beğenmedim. Aynen öyle yani. Ben sabit yani Opet'le Shell'in yakıtını kullanıyorum. Onlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi diğer yerlerden aldığım zaman mazotu aşırı derece sorun. Yani sesli çalışıyor, ne bileyim sürekli fan açmaya başlıyor kendi kendine durduk yere. Hı hı. Öyle sorunları çok. O yüzden yani tavsiyemdir, bildiğiniz benzinlikten şaşmayın diyeyim yani, öyle söyleyeyim. Ya zaten en iyisi de hani bildiğin yerden şaşmamak. Aynen öyle. Bir yerde baktığın zaman. Ya şimdi İstanbul'da çok şükür denetlemeler falan filan artık bayağı bir sıkılaştı. Önceden yok işte mazota su katmalar, benzine etanol, yok etanol muydu ne katıyorlardı? Solvent. Benzine solvent katıyorlardı, bir şey yapıyorlardı. Hani adam bir tanker benzin alıyordu, onu 1,5-2 tankere çıkartıyordu. Benzinde çok görmedim de mazotta bayağı yapan var abi. Yani bundan bir 2-3 sene önce Polo vardı bende. Hı hı. 2012 miydi, 13 miydi tam hatırlamıyorum. 1-2 dizel arabaydı zaten. Ya onlar da güzel makine da. Aynen. Yani o zaman genç için çok mükemmel bir araba. Yakıtı da aşırı bir azdı. Manuel vitesli. Mesela o arabaya ben bir kere uzun yolda böyle artık yani yolda kalacaktım. Yani gördüğüm bir yerden almam lazımdı. Ya adını bilmedim, adını sanırım. Bir ofis, petrol ofisine girdim abi. Girdim, mazotu aldım abi. Çıkar çıkmaz arıza ışıkları yanmaya başladı yani. Böyle selamladı beni, öyle söyleyeyim. Peki kardeşim, girişinde şey yazmıyor muydu? 100 litre... Ha, aynen öyle abi. Yani mesela sallıyorum şu an mazot 5 liraysa orada 3,5 liraydı, öyle söyleyeyim yani. Ucuzdu ama mecburdum hani, almak zorundaydım. Aldım, o da yani bizi bayağı bir uğraştırmıştı temizliği falan. Sen Erzincanlıydın yanlış anladın. Erzincan abi. Erzincan'a gidip gelirken mi olmuştu, ne olmuştu? Yok, Balıkesir'e gidiyorduk abi o zaman tatile, yanlış anlamıyorsam o zaman yaşamıştım. Yani dediğim bildiğimiz gibi. Bildiğimiz yerden şaşmayalım arkadaşlar. Ucuz etin yahnesi yavan oluyor her zaman. Bu bir gerçek. Gerçek abi, aynen öyle. Araya çok laf karıştı, kusura bakma, özür diliyorum. Estağfurullah. Şey demiştim, eve git gel 10 kilometre demiştik. Yakıt tüketimi ne abi? Abi şöyle, o 10 kilometre zaafından hani gittiğim yoldan kaynaklı 4,5-5. Ama
şehir içi hani böyle yollarda işte yokuşlu, yokuş aşağı inişli yollarda kullanırsam 6,5-7. Yani çok yokuş çıkarsam 7,5'a kadar çıkıyor abi şehir içi. Peki arada böyle belki annem baban izlemeyecektir bizi inşallah. Arada canın böyle apaçilik yapmak isterse hani dersen ki ben işte biraz böyle şey yapayım. Gazlayayım, basayım. Gazlayayım, işte Kuzey Marmara'ya çıkın. Tabii güvenli bölgelerde arkadaşlar. Makas falan atmak yok. Lütfen bir kurallarına riayet edelim. Kuzey Marmara'ya çıkayım, biraz hızlı gideyim demek istersen aracın yakıt tüketimi ne oluyor? Şöyle abi 7,5-8. 7,5-8'i geçmiyor. Geçmiyor abi. 8'den üstünü görmedim yani, öyle söyleyeyim sana. Ya zaten hani yol tutuşu gayet güzel bir araba. Ben seviyorum. Hatta şöyle bir anım olmuştu arkadaşlar. Biraz önce Atakan'la sohbet muhabbet ederken anlatmıştım Atakan'a. Bodrum'a bir araç götürdüm ben. Sonra farklı bir yerden farklı bir araç alıp gelecektim. O alıp geleceğim araç neydi abi? Leon. MK3'tü. 3 müydü, 3,5 müydü tam hatırlamıyorum. O da kırmızıydı, böyle cam tavanlı falan filan. Hani Furkan'ınkinden güzel olmasın, pardon, Atakan'ınkinden güzel olmasın, gayet güzel bir arabaydı. Böyle hız limitlerini biraz aştığım bir düzlük oldu. Eğer Milas Bodrum Havalimanı arasındaki yolu bilen bilirse, Milas tarafına doğru giderken Bodrum tarafından güvercinlik virajları geçtikten sonra arkadaşlar Kemikler Kavşağı ile Kılıç Kavşağı arasında muhteşem bir düzlük vardır. Biraz da acelem vardı, gençlik ateşi. Tabii üstünden bir 6-7 sene belki geçti, belki daha fazla geçti. Çünkü bu arabalar sıfırdı o zaman. Evet, yeniydi. Yeni yeni çıktı. Yeniydi. Hani o zamanki araba da daha 20 binde falan filandı. Benzinliydi yanlış hatırlamıyorsam. Abi böyle yardırdım gidiyorum. Güzel yol tutan bir araba. Güzel de akan bir araba. Yardırdım gidiyorum. Arkamdan manyan biri selektör atıyor. Lan zaten hani 180-190 yapıştırmışım gidiyorum. Neyi selektör atıyor? Kafayı kaldırdım bir baktım. Araç ne? Vito. Helal olsun Vito. Hani 119'luk Vito bildiğim böyle arkamdan yardıra yardıra geliyor. Dedim acaba bu arabaya ne taktı bu adam? Çünkü şu oldu Atakan, ben sağ şeride atladım. Şöyle kafayı kaldırdım, adam yok. Ya Vito'lar normalde benim bildiğim kadar beygiri o kadar yüksek bir araç değil. Ya 119'luktu galiba o. Hı hı. Hani vallahi aktı gitti adam. Vallahi bir şey yapmıştır herhalde, yoksa yani. Hani artık o da bizim gibi manyak mıydı neydi anlamadım abi. Bizim de yani normalde yani bir iki kere kullandığımız arabalar yani öyle seri bir araba değil benim bildiğim kadarıyla. Ya ben de hani normalde hep 111'liğine şimdi Renault motorlu diyeceğim, yanlış anlamayın arkadaşlar. Renault motorlusuna ben de çok bindim o arabanın. Manueline vesaire gitmeyen bir araba. Evet. Ha 114'lükleri de aynı aslında. 114'lükleri de 111'lere göre gayet güzel ama gitmiyor. Ama abi baktığın zaman 119'luk muhteşem abi. Demek ki bir yani bir şey vardır abi, sanmıyorum. Hani yazılım mı attı? Veya yurt dışı plaka mıydı? Onu da bilmiyorum. Belki benzinlisine falan denk geldik. Bilmiyorum abi. Benzinlisini hiç duymadım da. Olabilir yani. Varsa yani. Ben de benzinli olduğunu bilmiyorum ama yani o araba normal bir Vito değildi. Değildir abi. Ya bir yüksek ihtimal ben düşünüyorum ki yazılımlı falan bir arabaysa. Biliyorsun abi yazılımlı artık yani arabaların beygirini aşırı bir yükseltme yapıyorlar. Aynen öyle. Yazılım demişken senin arabada herhangi bir yazılım var mı? Abi bende soft yazılım var. Yani ne kadar beygir hiç ölçtürmedim açıkça, hı hı, söylemek gerekirse. Yani tahminim 130 falan olmuştur diye düşünüyorum. Fazla bir şey katmıyor zaten. Normalde 120 miydi senin araç? 115 abi. 115'ti. Hani ya, artı 15 falan oldu. Aynen öyle. Çünkü bu soft yazılım nedir abi? Sadece cihaz üzerinden yapılıyor. Hani herhangi bir sökme takma, ne bileyim egzozla oynama herhangi bir şey yok. Hı hı. Benim egzozuma kadar orijinal. Sadece bende çift başlık var. Öyle söyleyeyim. İkisi de aktif bu arada hani. İkisi de aktif. Güzel. Yani tahminimce dediğim gibi 130 beygir civarı olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle özellikle son hızlarda çok fark ettiriyor. Mesela ben yazılım yaptırmadan önce 220-230 hani en fazla çıkabileceğim rakamken şu an 250'ye kadar rahat gidebiliyorum. Öyle söyleyeyim. Gördün mü 250'yi? 250 demeyeyim, 240'ı falan gördüm abi Ankara yolunda. Kapalı alanda bu arada. Hani trafiğe kapalı alanda arkadaşlar. Açık alanda değil. Açık alanda değil dediğin gibi. Ya gördüm, daha sonrası ben cesaret edemedim, öyle söyleyeyim yani. Daha gitmek istemedim. Ya zaten şu oluyor. Şimdi arabana güveniyorsun. Kendine de güveniyorsun. Hani bu çok zor durumda kaldığın süreçlerde makas atmayı hoş görürüm. Hani nedir bu, hastaneye yetişecek. Acelen olur. Hani hastane dışında da makas atmaya veya emniyet şeridini kullanmayı kesinlikle onaylamıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendim de yapmam. Şimdi bizim insanımız makas atmayla hızlı şerit değiştirmeyi çok birbirine karıştırıyorlar. Makas atma dediğimiz olay arkadaşlar, iki hani şu şekilde giden iki araç varsa sen gidersin lap diye buradan girersin. Makas atma budur. Aynen öyle. Bunu kesinlikle onaylamıyorum. Ama
şu şekilde rahat, hani biri bu şeritte, biri bu şeritte veya tam tersi şu şekilde bakıyorsun abi, sol şeritteki adam geçiyor sola 40'la 60'la gidiyor. Stop atıyorsun, yok. Korna çalıyorsun. Bu sefer el kol çıkartıyor, tacize giriyor. Hani buradan kadın sürücülerden de çok özür dileyerek söylüyorum. Hani hepsi bir değil. Bazılarını tenzih ederek söylüyorum. Kadın sürücü olduğu zaman hani bir şey de yapamıyorsun. Bu sefer iş daha kötü yerlere gidiyor. İşte beni taciz etti, olay taciz boyutuna taşındı falan filan gibisinden oluyor. Aynen abi. Bu defa haklıken haksız duruma düşüyorsun. Şöyle otobanda özellikle ben çok rast geliyorum abi. Ben yani sürekli otoban kullanıyorum. Şöyle bir durum var yani 4-5 araba bakıyorsun böyle hep birikmişler bir yana hani sol şerit de tıkalı. Abi hani aralarından geçip gidiyorum ön taraf bomboş. Ya bu soldaki adam niye sağ ortaya geçmiyor? Yani aynı hızda gidiyorlar. Ya ortaya geçse sağa geçse zaten öyle bir durum kalmayacak abi öyle söyleyeyim. Ya şu an insanlarımızın %95'i, %90'ı üniversite mezunu Atakan. Ama bize eğitim verilmiyor mu diyeyim artık, veya biz o eğitimi kabul etmiyoruz mu diyeyim. Hani normalde ehliyet alırken, ki bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyanın hemen hemen her yerinde geçerlidir arkadaşlar. Bu bir kuraldır. Sol şerit sollama şeridir. Sol şeridi hani sonuna kadar böyle şey yapamazsınız. O sizin belli başlı tapulu yeriniz değildir. Sol şeritte ne yaparsın? Örnek veriyorum. Önünde bir araba vardır. Hani sen orta şerittesindir. Sağ şeritte zaten kamyon tır oluyor genelde. Orayı pek kullanamıyorsun. Sağ şeridi kullanamayacağın için, ki zaten yasaktır sağdan geçiş yapmak. Orta şeritteki arabaya geçeceksindir. Sollama şeridini kullanırsın. İşini bitirirsin. Tekrar orta şeride ya da sağ şeride geçersin. Ama bizim gençlerimiz, insanlarımız ne yapıyor? Sanki sol şeridi satın almış gibi geçiyorlar Evet. sol şeride. Bir de yol verme gibi bir huy da yok yani. Çoğu insanda yok abi. Hani selektör atıyorsun bir iki kere çıkmıyor. Ha bu sefer ne oluyor? Sen de sinirleniyorsun. Ha bir süre sonra dibine giriyorsun, iyice selektör atıyorsun. Bu sefer maganda oluyorsun. Dediğin gibi maganda muhammi. Ya bir kere attım hani ben gideceğim. Belli ki sen hani soldan 90-100'de gidebilirsin. Ben demek ki hani daha hızlı gideceğim. 130-140 gideceğim. Yani sağ çekil yol ver bana hani çok bir zor bir şey değil. Aynen öyle. Bunlara, ondan sonra bizim adımız trafik magandasına çıkıyor. Aynen öyle abi. Dediğin gibi yani sol şeridi ihlal etmeyelim abi öyle söyleyeyim. Sol şerit devamlı açık olsun. Aynen öyle. Farlarımız da devamlı açık olsun. Atakan, peki bu arabaya bayağı masraf yaptın. Body kit yaptın, egzoz yaptın. Hani camlar filmli mi, renkli mi? Camlar filmli abi ben aldığımda vardı filmleri. Gayet de kaliteli hani çizilmemişti bir şey yoktu. O yüzden değiştirme gereğinde bulunmadım. Hani öyle görüş açısından falan da çok etkilemiyor yani, engellemiyor. Şöyle Sürüşüne bir faydası var aslında, zararı yok. aynen öyle. Özellikle yaz günleri dediğim gibi. Yani sıcaktan bayağı koruyor öyle söyleyeyim. Bu ayrıca ön camımızda da film var bu araçta abi. Ya onun da artısı çok çünkü önden güneş bayağı etkiliyor. Bacakları falan hani insan pişiyor. Öyle söyleyeyim. Tek sıkıntısı gece biraz daha karanlık görüyorsun abi. Ön camda oldu mu? Ya Ya en oluyor. azından zindan paket değil. Hani zindan paket Yok. olsa komple sıkıntı. Ya o kadar değil abi. Ya güneşe önleyecek kadar var. Yani şöyle söyleyeyim ben bu şekilde muayeneyi de soktum. Ön camdaki film dahil geçti yani. Ya bu da kaliteli bir film olduğundan dolayı oluyor aslında. Evet doğrudur. Yani Peki herhangi bir sorun çıkartmadı bana. Atakan, bu araca başka bir şey yapacak olsan, şu an şunu eksik, şunu yapayım dediğin bir şey var mı? Ya şöyle ben değiştirsem şu an abi jantını değiştirdim. Yani güzel bir jant alırdım. Bu ne? Ha unuttum abi. Mikrofon da burada inşallah. Sıkıntı yok, orada sesi yükseltiriz. Şöyle dediğim gibi bir jantını değiştirdim abi. O da jant fiyatları şu an aşırı yüksek biliyorsundur. Bir Orada ikincisi çok iyi. jantı değiştirdiğimde yani spor yay takmam da gerekecek. Bir ikincisi konforu çok etkiliyor. Ya senin arabanın konforu falan da gayet güzel. Hani üzerinde orijinal yayları O var. orijinal yay, orijinal jant olduğu için hani şu an 17 jant var. Alsam 18-19 takacağım. Bu sefer çukurlarda beni bayağı rahatsız edecek. Yakıt tüketimi arttıracak. Ya yakıt tüketimi çok yine göz önünde bulundurmam ama abi konfor önemli benim için. O yüzden yani değiştirmeyeceğim büyük ihtimal. O yüzden yani öyle bir karar aldım. Dediğim gibi çünkü bindim ben. Bazı arkadaşlarım da var. Yapılısı işte spor yaylısı, büyük jantısı var. Çukurlarda aşırı ses çıkarıyor abi. Küt, pat, ne bileyim süspansiyonu bozuyor. Öyle sorunlar oluyor. O yüzden hiç girmeyi düşünmedim o işlere. Kesin, hani ülkemizin yolları da zaten kasis dolu. Kasis dolu bir Çukur dolu, ikincisi. kasis dolu. Aynen öyle abi.
Ondan yukarı çıkamıyorsun zaten. Bir de acelen varsa buyuttun. Ya arabayı gözden çıkaracaksın ya aceleyi gözden çıkaracaksın. O yüzden hiç düşünmedim abi. Böyle memnunum ya. Böyle binerim diye düşünüyorum. Araba hem şık duruyor hem sade duruyor. Hani zaten bu ayarı muhteşem yapmışsın. Seni bu ayardan dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten Allah kazası belası bilmeyi nasip etsin. Çok güzel bir araç. Sağ ol abi. Peki ekstrem işte ne bileyim coil over takayım falan yapayım filan yapayım gibisinden bir düşüncem var mı? Şöyle yani normalde çok şık gösteriyor coil moil abi yani yapmak isterdim ama velakin dediğimiz gibi Türkiye şartları yollar. Ya o yüzden hiç yapmayı düşünmedim. Konforum bayağı düşecek çünkü biliyorum bindim daha önce coil'li arabaya. O yüzden hiç düşünmedim abi o işe de girmeyi. Hiç tavsiye de etmiyorum yani her şeyin orijinali konforu. Yani iyisi iyidir abi. Ya ben egzoz bile taktırdım inan. Yani hiçbir oynama yok dediğim gibi sadece bir tane fazladan başlık taktırdım. Onu bile hiç dokundurmayı düşünmedim. Yani dediler bana işte şöyle yapalım, böyle yapalım. İşte güzel ses alırsın arabadan falan. Dediğim gibi abi yok dedim orijinal kalsın dedim. Hani yarın öbür gün Hani bu başımız arada ağrımasın. susturucu iptali falan filan herhangi bir şey de yok Hiçbir senin şey yok arabada. abi. Direkt susturucudan ayrıca bir hat çektik. Diğer egzozu da yerine koyduk öyle söyleyeyim. Valla Atakan araban çok güzel kardeşim. Dediğim gibi tekrardan Allah kazası belası bilmeyi nasip etsin. Teşekkür ederim abi. İnşallah Mahmut abimin kanalına abone olun. Size de inşallah böyle bir Allah nasip araba nasip eder. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hani elimizden geldiğince size bugün Leon'u anlatmaya çalıştık. Biraz sohbet muhabbet ettik. Hani teknik aksaklıklardan dolayı biraz parça parça oldu. Evet. Sandalyemiz de gitti. Sandalyemiz de gitti. Sandalyemiz de gitti. Ayakta kaldık böyle. Atakan'a buradan teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu serimizi beğendiyseniz lütfen videoyu beğenelim. Aşağıya bir yorum yapalım. Devam gelsin deyip. İstediğiniz araçlar varsa lütfen onları da bize belirtin. Hani Atakan gibi kardeşlerimiz olduğu sürece biz de bu şekilde araçları çekeriz. Sizlere bu araçları sağlamaya çalışırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bir videoyu beğenelim. Kanala abone olalım. Beğendiyseniz de paylaşın. Senin ekleyeceğin başka bir şey var mı Atakan? Yok abi çok teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim geldiğin için. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayalım. Aynen. Mahmut Lütfen abimiz. Kanala bir abone olalım arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.